Gençler başarılar, değerli izleyenler. Bundan önceki videolarımda 813. videoda bu soruya oldukça güzel bir sentetik çözüm üretmiştim. Ancak sizlerden gelen eleştirilerde hocam daha kısa bir çözüm kurulabilir mi sorusunun cevabını tekrar kurmaya vermeye çalışacağım. Bu sorunun güzel tarafı şurada. 30 derece gibi kullanışlı bir açı var. B'de 30 derece var. Peki ACP açısında artık CD ve A'daki açıları bilmediğimiz için bu ACB üçgeni geniş açı üçgen midir, dar açı üçgen midir? Bunun cevabını bilemiyoruz. Dolayısıyla özel yapılara girebilmek için A'da şurada bir 20 derece var. Peki C'deki rezervin ne olduğunu bilmiyoruz ancak kirişler dörtgeni kurabilmek adına C noktasından AB'ye bir kesen çizerek yani 20 derecelik bir açı planlayarak kirişler dörtgeni kurmayı düşünüyoruz. İzleyenlerin aklına şu gelebilir. Hocam burada 20 derecelik bir açı rezervde var mıdır yok mudur? Peki bu açı ACP açısı 20'den küçükse çözümlerde karşımıza negatif bir açıya rastlamak gelir. Eğer 20 derece ise zaten 0 derecelik bir açıya rastlarız. 20 dereceden büyükse de çözümde sorun olmayacaktır. Şuraya da artık E diyelim. Birinci iş olarak şunu inşa ettik. 20 dereceler aynı doğru parçasını görsün ki buradan bir kirişler dörtgeni kurabilelim düşüncesi ile artık EP doğru parçasını çizerek burada kurmuş olduğumuz dörtgen kirişler dörtgenidir. Kırmızı doğru parçasını gören 20 derecelere istinaden bunu söyleyebiliriz. Peki o halde şöyle diyelim. İlk iş olarak A, C, P, E kirişler dörtgenini kurduk. Peki bu sayede artık C'de toplamda 80 derecelik açı, B'de ise 30 derecelik açı vardır. E iç açısı da artık 70 derece gelecektir. Kirişler dörtgeni kurmakla biz aslında EBC üçgenini 30, 70, 80 üçgeni olarak açılı üçgen olarak görmüş oluyoruz. 30, 70, 80 açılı üçgen. Çizimlerde 30 derece karşısındaki kenar artık özel bir yapı ve özel bir uzunluk taşıdığından dolayı şurada temizlik yapıyorum. Burada EBC üçgeninde 30 derece karşısındaki kenar uzunluğunu R ile gösterebiliriz. Yani EC doğru parçası artık EBC üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı kadar olacaktır. Peki bu kez de yine özel yapılara girebilmek için C noktasından BP'ye bir kesen çizerek orada taban açıları 20 derece olan bir x-ken üçgenine çalışabiliriz. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Şöyle de bir isim verdim. Artık K dedim. İkinci iş olarak da EKB üçgenini, KCB üçgenini inşa ettik. KCB üçgeninde açı dağılımına girmemiz halinde 20'lerin toplamı işte dış bölge yazılımında şurası 40 derece gelecektir. 60'ı biz 40 ve 20 şeklinde parçaladığımızdan dolayı CKB üçgeninde geniş açı artık 140 derece gelmiştir. Peki bu bir x-kenar üçgendir. E'de de 70 vardır. 70'in 140'a oranı işte 1 bölü 2 olduğundan dolayı K noktası artık merkez nokta olmuştur. Yani EBC üçgeninin çevrel çemberin merkezi K noktası olmuştur. Bu noktanın artık köşeler olan uzakları hep yarıçap kadar olacağından dolayı bir başka ifadeyle EKC üçgeni eşkenar üçgen olmuştur. Eşkenarlar artık hep R ile sembolize edersek sorun cevabı buradan gelmiştir. Peki EKB üçgeninde artık taban açılar 10 derece olan bir x-kenar üçgendir. Onların toplamından şuraya 20 geldi. Kurduğumuz KPC üçgenine baktığımızda bu da bir x-kenar üçgendir. Boyadığım üçgen. KPC üçgeninde açı dağılımına girmemiz halinde taban açıları 40 derece olan bir x-kenar üçgen. Dolayısıyla PK doğru parçası ile PC doğru parçaları eşit olmuştur. Diyelim ki artık buradaki EKC eşkenar üçgeninde EP'nin simetri ekseni olduğu rahatlıkla görülebilir. Şurada küçük bir temizlik yapıyorum. Onu iç bölgeye yazabiliriz. ECK üçgeninde ECK eşkenar üçgeninde EP'nin simetri ekseni olduğu görülüyor. Bu simetri eksenidir. Açıortaydır, kenarortaydır, yüksektir.
Peki bunu nereden gördük? PCK üçgeninin XK üçgeninin olmasından gördük. Bir başka ifadeyle bunu göremeyenler üçgenlerin eşliğinden de bu EP'nin simetri ekseni olduğunu görebilirler. Devam o ki KPE üçgeni ile CPE üçgenleri eş üçgenlerdir. Gerekçesi kenar 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 eşliği vardır burada. Uzatmayalım. Artık eş üçgenlerde eş uzunluklar karşısında eş açılar bulunacağından dolayı işte 60'ın parçalanışı 30-30 şeklinde gelecektir. Kirişler dörtgeni bilgilerinden artık 30 derecenin gördüğü kiriş CP olduğuna göre CP'nin gördüğü açılardan birisi de cap açısıdır. Demek ki cap açısı işte 30 derece gelmelidir, olmalıdır. Biz A'daki açıyı 30 bilmekle artık sorunun bilinmeyen açıların cevabını vermiş oluyoruz. Dileyen açı bilgilerinden şunları da yazabilir. AEP üçgeninde iki iç açının toplamı 20'lerin toplamı 40 vereceğinden dolayı şuradaki AP açısı 20 derece gelmiştir. 20 derece AE kirişini gördüğünden dolayı yine AE kirişini gören ACE açısı da 20 derece gelmelidir. Dolayısıyla biz bu soruda bilinmeyen açıları bu şekilde özel üçgenler kurarak çizmiş, çözmüş oluyoruz. Umarım bu çözümü beğenirsiniz. Bu çözüm diğerinden daha kısa oldu diye düşünüyorum.